Sayın Vali, Sayın Tarım Bakanı bak, koltukta karar vermen, gelin, yerinde görün her şeyi. Bu hayvanları ne yapacak biz? Bunların yavruları var. Yavruları var, biz bunları ne yapak? Koltukta vermen kararı, gelin Çambükü'ne. Çambükü'ne gelin, Amasya'ya gidiyor. Bize destekçi koltuktan inen yok. Taşova'ya gidiyor. Belediye başkanı diyor ki ben çobanım diye. Çoban olan bunların nasıl durumda, nasıl ne yiyeceğini biliyor. Yani hiç kimseye derdimizi anlatamıyor. Bütün Türkiye duydu, bunlar duymuyor. Ne yapacağız? Bütün Türkiye ses verdi, yardım elini uzattı bize. Bunlar koltukta duymuyor. Nasıl duyuracak ben bilmiyorum. Ne yapacak? Benim annem 3 hafta oldu vefat edeli. Yavrum dedi. Ben Çambükü topraklarında büyüttüm çocuklarımı. Topraktan geldim, toprağa geri gidiyorum. Sakın bırakmayın dedi. Canımı, kanımı ne bahasına olursa olsun vereceğim. Bu mücadeleyi bırakma yok. Bu hayvanların halini, nebalini kim verecek? Kim verecek? Kim verecek bunların nebalini? Bir askerin bunların yiyeceğini kazıdılar. Bakın. Şunun yiyeceğini bakın. Şunun yiyeceğini sürmeyin diye vardık. Bütün kadınlarımız rezil dayak yedi. Bu hali biz hak etmiyor, hak etmiyor. Son. Etmedik, biçmedik. Bu tavukların ne yiyecek, ne? Biz kaymakam mahalle kapısı, kaymakam bak kapısı bilmek. Alnımızın terini yediriyorduk. Bitti. Gelin yavrularım, gelin. Bu son yemi iyi bu tavukların. Bu ne olacak bu halimiz? Ne olacak? Hadi son yemi yedi tavuklarım, hadi. Bura benim evimin yeri. Organize sanayi tam bu evimin yandan geliyor. Bakın ne ağacım kaldı, ne bir şeyim kaldı. Yaşam alanım gidiyor. Yani kimse duymuyor, Taşova'da duymuyor, Amasya'da duymuyor bütün görevliler. Yani koltuktan inme şansları yok, duyuramadım. Ama ki bütün dünya, bütün Türkiye bize yardım elini uzatsın. Bize yardım eden yok onlardan. Yani 2 gün gelecek diye bir hafta geçiyor, kaç ay geçti, gelmiyorlar. Bize bütün dünya yardım elini uzatsın. Tarım Bakanı, hani nerede mal yapın, edin diyordunuz, sütün fiyatı şuna çıktı. Benim 2 tam malım var, kestireceğim. Ne yapayım? Yoncam vardı, kışlık danaların yiyeceğini. 1000 askerine geldiler, kurudüler her tarafları. Hiçbir şey yok, ne yedirek biz bunlara? Biz kaymakamlığa gidip de yardım verin demiyor. Mutlu ve şekilde Çambükü köyü geçiniyorduk. Ama köyümüzden gidiyorlar belediye başkanına, ne duruyorsunuz? Bu iş olacak diyorlar ama onların eli, o diyen adamın eli toprağa değmedi. Eli toprağa değse kıymetini bilir de. Eli toprağa değmedi. Bak bu alan buradan gidiyor tam. Buradan gidiyor. Ne yapacağım ben? Ne yapayım ben? Daha çare kalmadı. Ne yapalım? Mallarımı kesime gönderiyorum. Danalarım var 6-7 tane. Onların nebalini vali ve kaymakam, belediye başkanı bu dünyada olsa da öbür dünyada versinler.